Gönderen şokolat hazır. Fondan kekimiz. Tekrardan merhabalar. Hazırlık koyacağım. Aynen. Evet, mutfaktan mis gibi kokular gelmeye başladı. Sevgili izleyiciler, bir tam iki lezzetle Özlem ve Rıfır mutfağa hoş geldiniz. Güzel bir hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, 9. haftanın ikinci teması olan çikolatayı işliyoruz. Evet, kakaoyu daha doğrusu, kakao temasını işliyoruz. Ramazan bayramını yaşadığımız şu günlerde sevdiklerinizden ayrı kalmak bizi çok üzüyor. Beni çok üzüyor ailemden mesela ayrı kalmak. Annemin babamın elini öpememek ama olsun, ne yapalım, biraz bizi mutlu edecek, endorfin salgılayacak kakao ile yetineceğiz. Dün çok güzel çikolatalar yapmıştık. Enfes içeriği olan. Çok da sağlıklı. Şimdi yine size dünkü kadar masum olmasa da bugün yine çok güzel bir tarifim var. Çikolatalı bir tarif. Bence hafif bir tarif. İçinde biraz fazla çikolata giriyor ama şeker miktarı oldukça az olacak. Glutensiz bir tarif. Fransız mutfağından gidiyoruz. Fondan kek, gâteau fondan au chocolat. Ülkemizde şu anda pastanelerde çok sıkça yapılıyor unsuz kek. Çikolatalı unsuz kekti. Aslında kökeni bu Fransız mutfağındaki fondan keke dayanıyor. Fondan kekin içine de çok az un girer ama ben un kullanmayacağım. Glutensiz, gluten alerjisi olan seyircilerimiz için, izleyicilerimiz için çok güzel bir tarif olacak bu. İçine yumurta ve badem unu girecek. Az şeker girecek. Harika bir %70 oranında çikolatanız varsa onu kullanacaksınız ya da kakao ile çikolata oranını arttıracaksınız. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bence sevdiklerinizle yapabileceğiniz güzel bir tarif. Fondan kekimiz için gerekli malzemeler şöyle. 4 yumurtamız var, oda sıcaklığında beklemiş. 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekerim var. Yine rafine olmayan herhangi bir şekeri kullanabilirsiniz. Hatta hurma ya da üzüm pekmezi dahi olabilir. 4 kaşık tereyağımız var. Eğer çikolatamız 150 gram dark çikolatamız var. Benim çikolatam %60 oranında olduğu için %70'e tekabül etmesi için 2 çorba kaşığı da 1,5-2 çorba kaşığı kakao kullanacağım. Ama eğer siz %70 ve üstünde çikolata kullanacaksınız, kakao kullanmanıza kesinlikle gerek yok. İsterseniz un kullanabilirsiniz. 1 çay bardağına yakın un kullanabilirsiniz. 45-50 gram kadar un kullanabilirsiniz istediğiniz un türünü. Ama ben 1 çay bardağı badem unu kullanacağım. Biraz da içine Hindistan cevizi unu ekleyeceğim. Birazcık da 1 çay damlası kadar da vanilya özütü kullanacağım. İsterseniz toz vanilya da kullanabilirsiniz. Vanilya biliyorsunuz bütün tatlara yakışıyor. Vanilyasız olmaz. Malzememiz son derece az ve güzel. Bu pastayı kışın yaparsanız içine portakal rendesi katmanızı, portakal esansı dahi katmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor portakallı çikolatalı ama ben bunun sunumunu çilek ve krema ile yapacağım. O yüzden içine portakal kullanmıyorum. Evet, hemen başlıyoruz fondan kekimize. Çikolata şelalesi olan kekin özelliği içinin akışkan, dışının, dış dokusunun merenk gibi olması. Merenk olunca çikolata sarılarını beyazlarından mutlaka ayırmak gerekiyor. O yüzden çikolata beyazlarıyla şekeri yüksek volümde çekeceğiz ve dışı kıtır kıtır olacak, içi de akışkan olacak. Bu keki eğer bütün malzemelerini bir seferde çırparsanız o zaman fondan kek değil, çikolatalı ıslak bir kek elde etmiş olursunuz. Özelliği bu. Mutlaka sarıları beyazlarından ayrılacak. Kekimiz için olan sarısını, yumurta sarılarını bir kenarda bekletiyoruz. Beyazlarını mikserde yüksek volümde çırpmaya başlıyoruz. Azar azar şekeri ekleyeceğiz. Bir yandan da benmariye hızlıca başlıyoruz. Çünkü yumurtalı köpüğümüz hazır. Evet, evde kalan çikolataları da kullanabilirsiniz. Benim zencefili limonlu çikolatam vardı. Biraz onu kullanacağım. İkisi de bitter ama dediğim gibi %54 ile %60, %70 seviyorum ben. O yüzden biraz kakao koyacağım. Siz isterseniz %60'a da yetinip kakao koymayabilirsiniz. 150 gram çikolata kullanacağım. Eğer kalıbınız büyükse daha malzemeleri artırabilirsiniz. 5 yumurta, 200 gram çikolata ve biraz daha un miktarını artırıp da yapabilirsiniz. Fransızlar bu pasta yaparken kesinlikle 9-10 yemek kaşığı, yani 250 gram tereyağı kullanırlar. En az 200 gram çikolata koyarlar. Tereyağı ve çikolatası oldukça fazla olur ama benim verdiğim ölçütler daha makul. Çikolatayı karıştıracağım. Çikolatayı karıştıracak mısın? Tamam.
şeyi. Hayranı bu çocuk kakaonun. Bak çok güzel. Çikolata şelalesi bir kek yapacağım. Altını kapattık. Bak, tamam. Yaptım. Yaptın mı? Sen yaptın. Koyayım mı? Tamam. Koyayım. Ayırdığımız yumurta sayılarını içine ekleyeceğiz. Şimdi çikolatayı döküyoruz. Benmari usulü erittiğimiz çikolataların içine tek tek yumurtaların sarılarını ekliyoruz. Ve bunları çırpıyoruz. Milancığım lütfen. Evet, şimdi merenk yaptığımız yumurta köpüklerini ve meru usulü erittiğimiz çikolatamızı ekliyoruz. Nazik ve dikkatli bir şekilde olmakta fayda var. Evet, şimdi alttan üstte spatula ile çikolataları söndürmeden karıştırıyoruz. Bu noktadan sonra biraz vanilya ve kakao koyabiliriz. Eğer isterseniz tabii ki. Ve şu noktada biraz vanilya koyuyorum. Güzel bir esans verecek. Daha sonra kakao, eğer istersek kakao koyabiliriz. Ben koymak durumundayım çünkü daha koyu olmasını istiyorum. Önce badem unu ekliyorum. Sonra hindistan cevizi unu ekliyorum. Söndürmeden çok dikkatli ve nazik bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, gato fondana şokola hazır olmak üzere. Nasıl? Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz bir kalıbımıza koyduk. 20 cm kalıp bunun için yeterli olacaktır. Kıvamına baktım. O kadar güzel ki içinde hiç un yok. Glutensiz. Gerçekten unsuz da muhteşem bir kek yapabilirsiniz. Şimdi dikkatli bir şekilde kalıba boşaltıyorum. Ben her zaman tepsiye de biraz su eklerim. Hem çatlamasında, fazla çatlamasında engeller. Bu da bitiyor. 180-190 derece yine ayarlayabilirsiniz. Un kullandıysanız 20-25 dakika ama ben 15 dakika pişireceğim ve olacak. Neden? Çünkü içinde kuru yemiş var ve kuru yemiş olduğu için çok çabuk pişer. O yüzden gözünüz kuruda olsun. Şokolat hazır. Fondan kekimiz şimdi fırından çıkarıyorum. Üzerinde az bir çatlama olmuş. Aslında bunlar merenk. Kin verdiği böyle tırdıklar gayet güzel görünüyor. İlk çıkardığımda fırını açar açmaz daha kabarık oluyor. Sonra fırında bir süre beklettim. Fırının da kapağını açtım. Şimdi ılıdıktan sonra keseceğim. Soğuduktan sonra ek kalıbımızı yağlı kağıttan çıkarıp güzel bir tabağa alabiliriz. Erna selamlar, merhabalar. Merhaba. Tadım yapacaksın. Bakalım beğenecek misin benim fondan kekimi? Tamam. Ben bu keke biraz az yağ koydum ama hatta biraz daha tereyağı koymalı mıydım diye düşündüm çünkü. Neden? Kuru yemiş kullandı, un kullanmadı. Yağ çok iyi, şekeri de çok iyi. Her şey yerinde. Süslemesi nasıl? Çok güzel, çok yakışmış. Çilekler. Bunu çok beğendim. Çok sevdim. Ben de yapacağım aynısını. Ellerinize sağlık.